Kürtlerin Ape Musası Musa Anter Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak için geldiği Amet'te 20 Eylül 1992'de Jitem tetikçileri tarafından katledildi. Amet'in Seyrantepe semtinde gerçekleşen cinayetin üzerinden 30 yıl geçti. Ape Musa'nın katledilmesinin üzerinden onca yıl geçmesine ve tüm failler açıkça bilinmesine rağmen cinayetle ilgili etkin bir soruşturma yürütülmedi. Katliamın gerçekleştiği dönemde Açılan ve daha sonra JITEM davasıyla birleştiren dosya ise eğer 15 Eylül 2022 günü gerçekleşecek mahkemede farklı bir karar çıkmazsa 20 Eylül 2022 günü zaman aşımına uğrayarak kapanacak. Cinayetin işlendiği dönemde JITEM'de çalışan ardından İsveç'e sığınarak itiraflarda bulunan Abdülkadir Aygan 2004 yılında cinayetin nasıl planlanıp gerçekleştirildiğini ayrıntılarıyla anlatmıştı. Cem Ersever yani yakalattığı kişileri arazide infaz ediyor. Abdülkadir Aykan cinayet ilişkin itiraflarında Jitem kurucusu binbaşı Ahmet Cem Ersever ve Yeşil Kod adlı Jitem tetikçisi Mahmut Yıldırım'la Jitem elemanları Mustafa Deniz, Savaş Gevrekçi, Ali Ozansoy ve itirafçılar Cemil Işık ile Hamit Yıldırım'ın cinayeti işlediğini söylemişti. Abdülkadir Aygın'ın itiraflarına rağmen dava dosyasında ilerleme kaydedilmedi. Bunun üzerine Abi Musa'nın avukatları 2000 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 19 Aralık 2006'da yaşam hakkının ihlal edildiği ve cinayet hakkında yeterli soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etti. Türk hukuk sistemine göre davanın ilk zaman aşımı süresi 20 Eylül 2012'de doluyordu. 29 Haziran 2012'de Tetikçi Hamit Yıldırım'ın Şırnak'ta yakalanmasıyla dava ilk zaman aşımından kurtuldu. 25 Haziran 2013'te Hamit Yıldırım'la Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım Abdülkadir Aygan ve emekli Albay Savaş Gevrekçi hakkında kasten adam öldürmek ve halkı silahlı isyana teşvik etmek suçlarından hazırlanan iddianame Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak Hamit Yıldırım dışındaki isimlerin hiçbiri tutuklanmadı. Haziran 2017'deki duruşmada tetikçi Hamit Yıldırım'da tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi. 23 Aralık 2014 tarihinde Citem ana davası ile birleştirilen Musa Anter davası daha sonra güvenlik gerekçesiyle Ahmetten Ankara'ya taşındı. Birleştirilen iki davanın zaman aşımından önceki son duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Eylül günü görülecek. 1920 yılında Mardin'in Serbin ilçesine bağlı Zivenge mahallesinde okay. doğan Musa Anter İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini tamamlamadan ayrıldı. Şark postası ve Dicle kaynağında yazılar yazdı. İleri Yurt gazetesinde yayımlanan Kürtçe şiiri Kımıl sebebiyle 1959 yılında tutuklanan Anter 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra hapisten çıktı. 1960'lardan sonra Denk, Barış Dünyası, Yön, Dicle Fırat gibi gazete ve dergilerde yazan Musa Anter 1990'lardan sonra da Azad Yavalat, Yeni Ülke, Özgür Gündem, Ravşen ve Tevlo gibi gazete ve dergilerde makaleler kaleme aldı. Musa Anter 7 kitap ve bir de Kürtçe Türkçe sözlük yayınladı. Musa Anter ömrünün 11 yılını hapishanede geçirdi.